şey diyecektim bir de bak en son konuyla ilgili birilerinin neden aklına gelmiyor ki bu konuyla ilgili konuşmak. Belki de konuşuyorlardır biz bilmiyoruzdur olabilir. Harbiden çünkü çok güzel oy şeyi. Yani şey yap abi gir meclise ondan sonra de ki biz işte bu çok fazla bir masraf biz bu masrafı azaltacağız. Birçok kişiden şey yaparsın destek alırsın illa ki yapan vardır ya hepsinin işine geliyor. Hayır hepsinin iş, işine göre eyvallah onun farkındayım da yalandan da olsa yani. İşte bir soru önergesi verirsin bilmem ne yaparsın falan. Belki de yapan vardır arkadaşlar. Yani az oy alanların arasında yapan çıkabilir belki. Ben şeyden beklerdim mesela. Barış Atay'dan beklerdim. Ona benzer bir şey yaptı mı acaba? Belki de yapmıştır yani. Oğuzhan Uğur'a çıktı ya. O. o da ayrı bir tartışma konusu. İsterseniz onu konuşalım. Hazır konu oradayken, konu oradayken onu konuşalım arkadaşlar. Biliyorsunuz Oğuzhan Uğur Barış Atay'ı programa çıkartıyor. Bunun üzerine yani Barış Atay Oğuzhan Uğur'un yayınına çıktığında valla ben dedim ki abi kusura bakma ben seyredemem yani. Ben seyredemem abi. O kadar saatimi veremem. Nihat Genç bayağı bir atarlandı. Biliyorsunuz değil mi o olayı? Önce o yaşandı bak. Önce o yaşandı. Nihat Genç'in bayağı bir sinirlenmesi. Sizinle hiçbir şey olmaz. Bir ikim olmaz sizinle. Ondan sonra siz de satılmışsınız bilmem ne. Bunlar FETÖ'cüler PKK'lılarla birlikte mi oluyorsunuz? Falan. Bayağı bir saydırdı yani. Bayağı bir sinirlendi. Şimdi olay sadece böyle olsa... Ben sadece şey düşünmüştüm. Yani... Tamam anlıyorum abi seni. Oğuzhan uğur için diyorum. Oğuzhan Uç uğur için diyorum. Tamam abi anlıyorum seni. Her çeşit insan çıkartıyorsun. Bir, ikincisi de abi mis gibi klik yani mis gibi rating. Bir baktım videoya 6 milyon. Bir daha baktım 9 milyon. Bir daha baksak kaç milyon şu an kim bilir. Abi mis gibi Allah bereket versin yani mis gibi. Böyle tartışmalar yaratsın, kavgalar çıkartsın. Efsane yani. Hani laf olsun diye mi o çıktı bilmiyorum. Diğer ateist Müslüman tartışması vardı. Ben o gruba, o olaya dahil olduğum için beni de çağırmışlardı çünkü. Yani o mesela çok böyle şey gibi gelmişti bana. Hani göstermelik gibi gelmişti. O yüzden Barış Atay olayında da ben öyle düşündüm. Hani göstermelik, bak herkesi çıkartıyoruz. Her tür insanı, her çeşit insanı çıkartıyoruz diye göstermelik. Öyle çıkartmış olabilirler. Ondan sonra bu olaylar garipleşti abi. Barış Atay'ın söylediklerini... Keserek Twitter'da gündem yaptılar. Ee, Oğuzhan Uğur'un yayını, yayınında mı yoksa başka bir yayında mı onu bilmiyorum. Belki de Oğuzhan Uğur'un yayınında. İşte infaz edilen polisler diyor Barış Atay. Ondan sonra konuştuğu kişi de hayır şehit edilen diyor. Barış Atay da tamam tamam şehit edilen mutlu musun şimdi falan diyor. Onu falan paylaşmışlar. Yani arkadaşlar bunların kim olduğunu biz biliyoruz. Esel çıkmış Esel. O da demiş işte Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır, İstanbul'dur demiş. İnsanlar tabii onu da tartışıyor. Çok güzel tam bir tartışma yaratacak laf. Çünkü bir kısmı da diyor ki ya aslında işte o Türk-Kürt ayrımı yapmayın demek istedi. Ha ya he he. Daha önceki paylaşımları bilmiyoruz sanki. Daha önceki paylaşımları bilmiyoruz sanki adamın. Birçok kişi ona da şey dedi mesela. Bu adam nasıl ünlü oldu ya? Bu adam nasıl ünlü yaptınız ya? Kendinize kızın sadece. Kendinize kızın değil abi. Ünlü yapılıyor. Yani makinaları makina var. Abi ünlü yapma makinesi var. O ünlü yapma makinesine sen uygunsan eğer oraya dahil ediliyorsan onu bak erlik de konuştu. Yani Spotify'ı bilmem ne yerlik de konuştu abi. Harbiden birçok yerin suyunun başını bu adamlar ele geçiriyor. Ele geçirdiler. Adamlar uğraşıyorlar. Harıl harıl abi her yeri ele geçiriyorlar. Her köşeyi ele geçiriyorlar. Ondan sonra onlara uygun bir şey olduğu zaman işte müzisyen, sanatçı vesaire. Sadece müzisyen olmasına gerek yok. Aktör falan da gerçekten onların kafasına uygun aktörler daha fazla iş buluyor. Onunla ilgili de konuşacağız merak etmeyin arkadaşlar. çok ilginç yani suyun başını tutuyorlar sonra kendi adamlarını ünlü yapıyorlar. O şekilde ünlü oluyor bazı insanlar. Yoksa yani ee, ee, şarkı söylemenin bir numarası yok abi. Adam ünsüzken çok daha iyiydi. Bunu herkes biliyor yani ünsüzken çok daha iyiydi yani biz bile seviyorduk. Neyse abi. Şimdi Nihat Gencin o sinirlenmesi bak şurada yazmışım. Bir saniye. Nihat Gencin sinirlenmesi normal miydi? O zamanlar tam karar verememiştim. Şimdi biraz daha kafamda bazı şeyler canlandı. Bu olaydan sonra Oğuzhan Uğur'un bir muhabbetini duydum. O da diyor ki Şirin Payzının programıydı ona bir gönderme. Orada da gene Kürdistan. Kürdistan. Kürdistan demeye başladılar arkadaşlar. Kürdistan demeye başladılar. Orada da gene Doğu illerine, Güneydoğu illerine yanlış olmasın. Çünkü Kürdistan diye bir bölge var. Ama Kuzey Irak'ta. Kuzey Irak'ta Kürdistan diye bir bölge var. Bayrakları falan var. Konsolosluklar vesaireler var. Eyvallah. Özerk bölge mi? Özerk bölge diye geçiyor galiba. Ama bizim Türkiye'nin güneydoğusu Kürdistan değil. Yazıp baktığın zaman işte o bölgedeki bir şehrin adını yazdığın zaman tanımda şey çıkmaz. İngilizce de olsa, yabancı da olsa, yerli de olsa a city in Turkey yazar. Bu kadar. Onlar o programda. Onu diyor Oğuzhan ondan sonra çıkıyor. O da onun üzerine hemen şöyle bir açıklama yapıyor. Biz Trakya'ya Trakya Biz Trakya'ya nasıl Trakya diyorsak ya da Trakya'ya Trakya diyoruz da Kürdistan niye Kürdistan demiyoruz. Söylesek mi acaba Trakya'da Traklar yaşamıyor şey mi sanıyor acaba olabilir abi. söylesek mi yoksa gizli mi kalsın şu 50 kuruş ver tırrak diyenler oradan mı geliyor sanıyor hocam? olabilir The Stajyer bunu Barış Atay diyor abi bunu Barış Atay diyor dediğin Trakya muhabbeti mi Oğuzhan ona mı gönderme yapmış The Stajyer Oğuzhan şeyde şeydi evet o bölgeye Kürdistan denilebilir vesaire yani ilk o, 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 lafı ilk kim söyledi zaten ilk kimden çıktıysa o laf yani Trakya'ya nasıl Trakya denilebilir hayır abicim Kürdistan dediğimiz olay Irak'ın kuzeyidir. Çıkıp da şunu da duyu, duydum. Ama işte o senelerdir böyle. Tarihsel olarak böyle. Tarih, tarihsel olarak böyle mi? Tarihsel olarak yani senelerdir tarihsel olarak böyle mi? Tarihsel olarak böyle olduğu için mi Kürdistan diyeceğiz? İzmir o zaman diyeceğiz. Smyrna mı? İstanbul'a Konstantinopol mu? Yani arkadaşlar bunların arkasında kesinlikle kasıt var. Bunların arkasında kesinlikle kasıt var. Bu kasıtı kim yapıyor ben bilmiyorum. Yani bu şu söylediğim insanların hangisi bunu kasıtlı yapıyor ben bilmiyorum. Ama şu olayın gündeme getirmesi. Arka arkaya, arka arkaya, arka, Kürdistan, 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 Kürdistan. Arka arkaya ve bizim açık açık Güneydoğu'daki illerimizin olduğu bölgeye Kürdistan demeleri. Bu bir kasıt. Bu bir kasıt abi. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü bunu yaptıkları zaman bu iktidarın işine süper yarayacak. Süper yarayacak. Yani istediğiniz kadar Yok abi muhalefet altılı masanın bu konuyla alakası yok falan değil. Ucundan bir yerinden alaka bulunacak abi. Belki şirin payzından oradan bulurlar belki alakayı. Ucundan kıyısından bulacaklar abi alakayı. Ve ondan sonra da bakın diyecekler. Biz başa gelmezsek bunlar gelecek. Yani tesadüf mü anlamıyorum ki ben bu işi. Gerçekten anlamıyorum oğlum. Mal gibi bakıyorum ben de yani. Ben de sokaktaki vatandaşım. İçerde adamlarım yok ki anasını satayım. Mal gibi bakıyorum ben de lan diyorum. Ne zaman iktidar oy kaybetse siz çıkıyorsunuz piyasaya. Lan ne iş ne ayak. İktidar ne zaman güven kaybetse siz çıkıyorsunuz piyasaya. Arka arkaya Kürdistan 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 Kürdistan. Arkadaşlar telefon geldi Kürdistan Kürdistan Kürdistan. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Batu, Barış Cumhuriyet'in ilk dönemlerinin utukun bile bu ismi geçtiğini söylüyor. Adam hala 100 sene önceki lafıyla düşünmeye çalışıyor. Dünya falan değişiyor. Üç kıta Türklerin bir dönem yaşadığı her yere Türkistan diyelim. Konu aday kim olacaktan Kürdistan'a geldi. Amaç bu herhalde. Öf bizim oralarda da Britanya desinler. Drakos iyiymiş. Yani gerçekten bak seçim yaklaşır yaklaşmaz. Ulan diyorduk ya bunu. Seçim yaklaşırken iki şey oluyor abi. İki şey oluyor. Seçim yaklaşırken olan iki şey. Hiçbir zaman değişmiyor. Biz de mal gibi bakıyoruz abi. Ondan sonra hala da bana diyorlar ki ama olsun ikinci sıradakine oy ver. Bilmem. Hayır abi adamlar bize tiyatro yapıyor. Biz de bu tiyatrolü gerçekmiş gibi. Yani bu şey abi. Pro wrestling var ya pro wrestling. Pro wrestlingi gerçekmiş gibi sanmamızı istiyorlar bizden. Öyle katılmamızı istiyorlar. Barış Atay'la tek ortak yanım ikimiz de vatandaşlık bağından dolayı Türk'üz. Benim gurur kaynağım onun ise çıldırma sebebi. Ben de bundan acayip haz oluyorum demiş. <laughs> Eyvallah. Bak bana şey teklifi geldi. Bu DNA işte araştırma şeyleri var ya kanını yolluyorsun. Oradan DNA'nı araştırıyorlar. DNA'ndan nereli olduğunu buluyorlar. Genlerinden nereli olduğunu buluyor. Yüzde bilmem kaç şusun. Yüzde bilmem kaç busun. Yüzde bilmem kaç busun. Ben kabul etmedim abi. Çünkü ben Türk'üm. Ay yıldızlı kimliğim var. Ve ben Türk'üm yani. Bu kadar bitti. Bu kadar yani. Tigin. Adam Arabım diyor. Adı Oğuz. Nasıl etnik bilinçten yoksun bir aile doğmuş acaba demiş. O kim Oğuz? Oğuz Atay. The stajyer Oğuzhan'ı takip ediyorum uzun zamandır. Son, bu son kurduğu cümle dışında yanlış bir hareketini bir sözünü görmüyor. Ha, onu da söyleyecektim. Şimdi Oğuzhan Uğur'a tepki göstermek lazım mı lazım değil mi? Çok basit. Şimdi bekleyeceğiz arkadaşlar. Bekleyeceğiz zaten. Eğer ki zihniyet olarak döndüyse çünkü e, Nihat Genç başta olmak üzere birçok ki, bir kişi bunu söylemeye başladı. Sen döndün demek ki işte sen HDP yandaşı oldun. İmkansız bir şey değil. Oğuzhan Uğur'u çok tanımıyorum çünkü. Ama herhangi bir kişinin, ünlü bir kişinin bu şekilde o tarafa dönmesi çok imkansız değil. Çünkü gerçekten seni yaşatırlar yani. Seni yaşatıyorlar. Onlara yüzün döndüğün zaman. Ve özellikle o piyasa. O sanatçıların piyasası harbiden yaşatıyor seni yani. Göreceğiz. Yani sadece bu olaylardan değil. Şimdi ileride yapılacak konuşmalar, yapılacak açıklamalar. Belki Oğuzhan Uğur çıkacak, özür dileyecek. Belki çıkacak diyecek yanlış anlaşıldım. Ya da hiçbir şey demeyecek ama bundan sonra yapacağı şeylerden biz anlayacağız ki bu tek seferlik bir şeymiş vesaire. İleride göreceğiz arkadaşlar. Çünkü eğer gerçekten böyle bir dönüş varsa bu zaten tekte kalmaz. Bunu ileriki yaptığı açıklamalarda, ileriki konuşmalarda zaten net olarak görürüz yani. Öyle çok gördüm ben insan. O tarafa dönen, ondan sonra da şey diyen. Yani, ben işte daha böyle objektif olmayı öğren. Hayır değil aslında yani. O tarafa döndüğün zaman senin o camiada yaşatıyorlar abi. El üstünde tutuyorlar abi. Kralsın yani. Sanatla ilgili birçok yerde. Birçok yerin suyunu başını tutmuşlar çünkü abi adamlar. Bu arada dönmek derken birisi şey paylaşmış abi. Yorum paylaşmış. Gene Barış Atay videosunun altında şey yazıyor. Senelerdir ülkücüydüm. Senelerdir ülkücüydüm. Adı da MGK falan böyle. Öyle bir isim. Senelerdir ülkücüydüm. Artık Barış Atay'ı dinledim. Artık bundan sonra sosyalist oldum. Özür dilerim. Kızlarımın adı Asena bilmem ne. Ama ben de bundan sonra artık sizinleyim. Bu videoyu seyrettikten sonra. Ben de doğru yolu buldum. Keşke yorumu kendinize baksak kanalın ne zaman açıldığına baksaydık abi. Kanalın ne zaman açıldığı gözüküyor ya. Yorumu kendinize bulup kanalın ne zaman açıldığına baksaydık. Ölkü Ocaklarını birlerce gündür takip ediyordum ama Barış Atay'ın bu videosundan sonra artık ben de sosyalistim. Kafama çok uygun şeyler söyledi. İşçi, emekçi falan. Ben de çok severim işçi, emekçi falan. Yattı benim kafama. Bundan sonra ben de artık sosyalistim. Arkadaşlar, ben de böyle birine konuk olarak çıkarsam benim de altıma şey yazar mısınız? Videonun altına yani. Lütfen benim de altıma yazar. Benim de videomun, videomun altına yazar mısınız? E faydalı gördüm artık bundan sonra. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak Aydalist oldum. Yaşasın Aydalizm. Sarptu. Herkes oturduğun evin sahibi bundan böyle. işte. onu diyorum ben size. Yani herkes oturduğu evin sahibi olacak falan diyorlar. Bunu diyen adamlar milletvekilleri mesela çok 5 bin lira maaş alacak. 10 bin lira maaş alacak desinler. Desinler abi en azından kandırabilecek. Yani Kandırabilecek yanlış anlaşılmazın Peşine takabilecekleri adam olacak Peşine takabilecekleri adam olacak en azından yani Eskiden Barçalıydım şimdi Realliyim artık Santiago Barnaböğ'de ben de varım Göktumaz, Barış Atayı dinliyorum artık çav bela çav bela Çav 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 diye geziyorum Ha aynen aynen abuzer kömürcü E faydal abi sen sosyalist değilsin Ama Amerika menşeli ürün kullanmamaya Dikkat ediyorsun ama adamlar Sosyalist iPhone vesaire kullanıyorlar Evet o iPhone'u Kullanan kimdi abi? iPhone kullanan. Birisi yazdı. Bir, direkt Barış Atay mıydı? Ya o ya da onun gibi birisi böyle. Ona dikkat etmişler abi. Bazı ürünler var gerçekten. Bizim ülkemize geliyor. Birkaç beş 6 çeşit ürün var abi. Bizim ülkemize geliyor. Ve onların yüzünden bizim ürünlerimiz, yerli ürünlerimiz şey oluyor. Yani tekelcilik yapıyorlar. O zamanlar içecekler, içecek konusunda mesela çok sinirliydim. Çok kızgındım yani. Çünkü Bunların haricinde başka bir içecek bulamıyorsun marketlerde. Tekerleşiyorlar. Başka bir tür içecek soktukmuyorlar yani. Parasını bastırıyorlar tekerleşiyorlar abi. O yüzden böyle bunların birkaçı özellikle de bu işte şey çok böyle şeyci var yayılmacı. Emperyalist yayılmacı birkaç tane marka var abi. Onları böyle teker teker protesto etmiştim. Kendim hala daha da kullanmam. Hala Starbucks'a gitmem mesela. Bıçak gibi kestim gitmiyorum. iPhone almayı düşünmüyorum. Mac ürünü vesaire şimdilik almayı düşünmüyorum. Coca-Cola kampanyadan herhangi bir şey almıyorum. Böyle birkaç tane. Yani İlla ki bakıyorum böyle Amerikalı olursa almam falan muhabbeti yapmıyorum. Coca-Cola kampanyı Pepsi tabii ki. O zamanlar mesela Burger e çok giderdik. Şu an bir ara tamamen kestim. Şu an sadece Plant Whopper var ya. Arada sırada böyle ayda yılda bir onu yiyorum sadece. Ama şey gelsin bitkisel burger gelsin ona da gitmem. McDonald's'a zaten gitmem. Metan Koçak. Super Chat'ten yazmış. Şimdi dolar yakmaya başlayacağım. Verme gazı. Eyvallah. Sartu. Ben de ülker değil. İti yerim demiş. Şey, eyvallah. Çöp yiyeceklerin çoğu yabancı menşeli. Portakal bıçaklayanlar vardı bir ara. Ha bak portakal bıçaklar Yok kola döküyorlar. Bilmem ne. Abi 3 gün sonra gene alıyor kola. Benim öyle 3 günlük 5 günlük değil ki. Ben kendim yaptım abi. Kişisel. Kişisel boykotum ve senelerdir de devam ediyor yani. Hatta bazen bir yere gidiyorsun dönerciye. Menüde yanında getiriyorlar. Marka olarak. Başka marka getirmiyor. o kadar artık tekerleşmişler ya. O kadar tekerleşmişler yani. Yani restorandasın başka yerli marka yok getirmeyeceğiz. Getirmiyorlar abi. Yani maalesef biz şeye çok alıştık. Yabancı gelsin yapsın biz hazıra, hazıra oturalım. Ona biz çok alıştık. Ona biz çok alışkın olduğumuz için, rahata biz çok alışkın olduğumuz için millet bizi kontrol ediyor. Edecek de yani maalesef. Tok otomobilimiz, otomobilimiz yerli ve milli demiş. Ben size demiştim ya TOG'un dizaynı hiç beğenmedim. Yabancı arabalardan bir tanesine benzetiyorum diye. Ee, Volkswagen'ın bir tane elektrikli arabası var. Ona çok benzettim. Tabi fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla. Şimdi diyeceksi Volkswagen'ın o dizaynını da beğenmiyoruz. Aynen. Volkswagen'ın o dizaynını da beğenmedim. Çok böyle kutu gibi çıkıyor. Tık 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 böyle kutu gibi. Bakalım gerçeği çıksın. Gerçeği çıksın bakarız. Dışarıda yemek yemek. Dışarıda yemek yediğin zaman inanılmaz paralar şimdi oldu ya. İnanılmaz fiyatlar oldu abi. Şimdi ona da laf etsin ona da diyecekler. O sen dışarıda yemek mi yiyorsun sen? Demek ki zenginsin birader. O da ayrı bir çelişki biliyor musunuz arkadaşlar? O da ayrı bir çelişki. Bana bunun açıklamasını birisi yapsın gerçekten. Mesela hafta içi bile olsa bak hafta sonu da değil hafta içi bile olsa Starbucks mesela akşamları full. Ondan sonra işte restoranlar Alsancak'taki işte o eğlence mekanları full. Şimdi AKP'li kafası yapmayacağım. Tamam onu dışarıda onlar harbiden burayı gösteriyorlar. diyorlar. Hani millette para yoktu falan. Onlar söylüyorlar. Ben söylemiyorum ama ben de içimden geçiriyorum. Ulan birçok insan. Şeye falan da bakıyorum ben. Şimdi mesela bir araba beğeniyorum. Araba pahalı lan. 900 bin, 1 milyon, 1 milyon küsür. Ulan yola bir iniyorum. Bir sürü kişi de var o araba. Bir sürü kişi de var. Zenginimiz çok galiba bizim ya. Ya da zengin artı borçlu mu acaba? Öyle bir şey olmuyor. Zengin artı borçlu mu acaba? Linzup. sen yemek yiyorsan zenginsindir zaten. Protein içeren bir şey yesen öğünü 70-80 TL. 70-80 yani iyi canım. Abi iki tane şöyle şöyle kavurma aldık. Şöyle şöyle. Konserve kavurma. 76 lira mı ne? 76 lira mı ne abi? Çıkar göster suyunu. Borca giriyorlar demiş. Kredisiz araba alan yok artık demiş. Tam buğday ekmek. iki tane aç bitir 42 TL. Oha iki tane. Sen zenginsin demek ki arkadaşlar teleferiye gitmişler. Teleferikte de çok yüksek şey gelme. O sen teleferiye gidiyorsan zenginsin zaten. <laughs> Arabam varsa zenginsin zaten. Arabam var. O sen para babasısın ya. Ne ağlıyorsun? Tolga Gerger. Abi merhaba iyi yayınlar. Zenginimiz çok değil ama devir kendi zenginlerini yaratıyor. Tıpkı geçmişteki gibi her dönemin zenginleri var demiş. Lightning's Edge. Kredi kartları o yüzden patladı. Abi millet bir şeyler biliyor da kimseye söylemiyor mu acaba? Meğer şeymiş bu internet üzerinde şey var ya. Evet zengin olmanın yolunu açıklar falan diye. Onlardan bir tanesi gerçekmiş meğer. Onun peşine giden herkes zengin olmuş. Dışarıdan kimseye söylemiyorlar ama. Şey diyor mesela şu kriptoyu alıyorlar direkt yükseliyor. Bir çocuk demişti annem bana karnı hediyesi olarak et aldı. Güzel kelime oyunu. Çünkü romancede et karne demek. C ile yazıyor ama karne diye okunuyor. Güzel bir gönderme olmuş. Karne için karne buyurun karne için size karne veriyorum. Hatta o şeyler de geliyor. Karnivor falan derler. Etçillere karnivor derler. Ondan sonra bu şeyler veganlar da vegan olmayanlara karnist diyor ya isim takmışlar.